GSK İstanbul seçimini iptal etti, piyasalar tepetaklak oldu. Seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. 1 Nisan'da Ekrem İmamoğlu resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde dolar 5.48'di. 15 Nisan'da AKP ve MHP Maltepe'de seçim sonuçlarına itiraz etti. Piyasalar o başvuruya anında tepki verdi, dolar 5.80'i gördü. 17 Nisan'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasıyla dolarda aşağı doğru bir hareket başladı ve 5.73 seviyesine indi. Günler süren belirsizlikte dolar yeniden yukarı yönlü hareket ederken İstanbul Borsası da ciddi kayıplar yaşadı. 6 Mayıs günü YSK kararıyla birlikte ise dolar 6 lira eşiğini aştı. 9 Mayıs'ta ise dolar 6.24'ü gördü. Bu Eylül ayından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Oysa Merkez Bankası daha 3 hafta önce yıl sonu anketini açıklamış ve yıl sonunda doların 6 lira 20 kuruş seviyesinde olacağını duyurmuştu. Siyasi belirsizliğin faturası sadece dolar cephesinde olmadı. Euro 6.90 seviyesinden güne başlayıp 7 liraya çıktı. Borsa İstanbul'da ciddi kayıplar yaşanıyor. Türk şirketleri günden güne eriyor. Borsa İstanbul 90 bin seviyesinin altına indi. Türk ekonomisinin yaşadığı krizi en net anlatan verilerden biri Türk lirasının değer kaybı. Türk lirası, YSK'nın seçim kararı aldığı pazartesi gününden bu yana %1.58 ile en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Öte yandan hem Nisan ayında hem de yıl içinde en çok kazandıran yatırım aracı dolar oldu. Dolar yatırımcısına Nisan'da %3.65 getiri sağladı. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de dolar üfeyle indirgendiğinde %8.91, tüfeyle indirgendiğinde %18.59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan alternatif oldu. Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. AKP iktidarı ise siyasi krizin ekonomiye faturasını önlemek için arka kapı yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Bloomberg işlemlerle doğrudan ilgili 3 kaynağına dayandırdığı haberinde iptal kararı sonrası Türk kamu bankalarının doların yükselişini önlemek için 24 saatte 1 milyar dolar sattığını yazdı. Merkez Bankası ise örtülü faiz artırımı yoluna gitti. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verildiğini açıkladı. Banka bu hamlesiyle %24 olan faizi örtülü olarak %25'in üstüne çıkarıyor ve piyasada Türk lirası miktarını kısıp TL'yi daha değerli hale getirmek istiyor. Merkezden ikinci bir hamle daha geldi. Merkez Bankası ikinci hamleyle piyasaya 2.8 milyar dolar likidite sağlamayı ve piyasadan 7.2 milyar lira likidite çekmeyi planlıyor.